Evet sevgili dostlar, Nihat Hoca ile Gayipten Sorulara hoş geldiniz. Buyurun. Sınavda kaydırma yapmamak için kar lastiği mi takmalıyız? Sevgili kardeşim, şu dünyada en sevmediğim şey hep bana hep bana denmesidir. Bakın ne diyordu şiirde? Olmaz öyle hep bana hep bana. Haydi biraz sen de kay yana. Sen sürahi tercih edersin, ben damacana diyordu. Yani diyordu ki herkesin bir tercihi var diyordu. Kimi 4 senelik üniversite tercih eder, kimi 2 seneliğe gider diyordu. Önemli olan öğrenci yurdunda kalırken saat 12 olmadan giriş yapabilmektir diyordu. Çünkü 12 olduğu vakit tüm öğrenciler bal kabağına dönüşüyordu. Evet, bir diğer sorumuz. Hocam, soğuk savaş mikrodalgada ısıtılır mı? Bakın bu soru bana 1996 yazında gelmişti. Hatırlarım, o gün cevaplamamıştım. İçimde bir yaraydı. Şimdi cevaplayıp 20 senelik bir hesabı kapatmış olmak istiyorum. Hani bazen Platini'ye ve Blatter'e 8 yıl ceza verirsin de bir bakarsın, başkan bunu ta 2013'te söylemiş. İşte öyle bir soru geldi şu anda bana. Geçen bir rüya gördüm. Barcelona'nın kampı Nou Camp stadında karşımda Platini, dakika 90+13, durum 0-0. Sağdan bir orta geliyordu. Platini birden oturup ağlamaya başlıyordu. Ne oldu diyordum. Bana cevap veriyordu ki, hocam diyordu. Okyanus'ta ada satın aldım, en kötü oraya giderim ama yine de insana dokunuyor tabii diyordu. Önceleri anlamıyordum, ne diyor lan bu falan diye. Ama sonra hop, 8 yıl men cezası alıyordu. İşte böyle yani, kıssadan hisse. Evet. Hocam ben tıklanma rekoru kırmak istiyorum. Mahallede kendimi tıklattım herkese. Sizce bu tıklanma rekoru ne zaman gelir hocam? Sevgili kardeşim, şimdi bu konuda kimse seni suçlayamaz. Benim de telefonumda sardığım bir oyun vardı. Çiftlik kuruyordum, hububat yetiştiriyordum. Mesele yetiştirmekse eğer, mesela saman aldım, zeytin aldım. Bir de baktım 9 saattir oynuyorumdu. Telefonu elimden attım, yüzümü yıkadım, kafamı bir kaldırdım. Telefon yarımda aynanın üstünde duruyordu. Sonra içeri gittim, televizyonu açtım, bir de baktım ki televizyonun üstünde, telefonum üstünde duruyordu, araldığımdırdı. Sonra ateşte uyanmışım. Ya rüyaymış meğerse. Bakın gözümde bir damla yaş çeneme kadar akmıştı. Kız tarafı düğünde sadece bir çeyrek takmıştı. Kalkıp oynardım ama Mehmet Emin'in oğlu gütüme abayı yakmıştı. Evet.